İyi akşamlar sevgili Sekma Nasihatname izleyicileri. Evet, şike konusunu bu hafta da gene sevgili Atilla Dilaver Bey ile devam edeceğiz. Öncelikle bu şike konusuna devam etmeden önce biliyorsunuz Trabzon Spor Platformu kurucu üyesi olarak, kurucu üyelerinden birisi olarak sahada, kasada, masada güçlü bir Trabzonspor için çalışan bir fert olarak ben Levent Sekpan, özellikle Türk sporunun ve futbolunun şike, doping ve ırkçılık konusunda ve ahlaki değerlerin erozyonu konusunda bir takım Türk milletine bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bu programların amacı da budur. Özellikle de bunu söylüyoruz. Tabii ki Trabzonspor'un, Trabzon ve Türkiye sporunun hak, hukuk ve ahlaka dayalı olarak yeniden yapılanmasını istiyoruz. Ve bu konuda da programlarımıza devam edeceğiz. Evet sevgili Atilla Dilaver Bey, hoş geldiniz. Tekrar bu hafta sizi konuk ettik. Ankara'dan kalkıp geldiniz. Ve şike konusuna geçen hafta bitiremedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta şeyi konuşmuştuk. 6 tane mahkemeden Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin şike sürecindeki yol haritasını ve ne yaptıklarını konuşmuştuk. Ve orada kalmıştık. Haftaya da bu şike sürecinin özellikle Mayıs'ın sonunda Fenerbahçe kongre süreci var. Aziz Yıldırım ve Ali Koç beyler zannedersem girecekler. Onunla ilgili ondan başlayalım. Orada kalmıştık. Artı tabii ki şike konusunu tekrar konuşmaya devam edeceğiz. FIFA'nın şike konusunda verdiği emsal kararlardan bahsederiz. İşte spor hukukunda şikenin tarifi nasıl tespit edilir? İlk programda söylemiştik. Türk Futbol Federasyonu, Aziz Yıldırım ve UEFA ve FIFA arasındaki ilişkilerden biraz bahsetmiştik. Öyle bir hemen topu size atıyorum. Şimdi Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kongresi, tabii Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok köklü bir camia. Ben isterdim ki bir spor sever olarak Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında sıkışıp kalmasın. Çünkü ben bu şike sürecinde her iki şahsı da biraz tanıma fırsatı buldum. Tabii ki takdir Fenerbahçelilerindir ama her ikisi de Fenerbahçe için çok doğru isimler değil. Benim naciz kanaatim budur. Şike sürecinde Ali Koç'un her ne kadar bu davada sanık değilse de, şüpheli dahi yer almamışsa da, özellikle Ali Yıldırım'la olan telefon konuşmalarında Ali Yıldırım'ın ona ya bunu telefonda değil Aziz son... Yıldırım mı Ali Yıldırım? Ali Yıldırım. Ali Yıldırım. Aziz Yıldırım'ın kardeşi. Ali Yıldırım'ın bazı telefon konuşmalarında Ali Koç'a işte bunu yüz yüze anlatırım, bunu sonra konuşuruz, telefonda konuşmayalım gibi konuşmalardan anladığım kadarıyla Ali Koç'un bazı şeylerden haberi vardı. Kendisi fiilen katılmamıştı. O konuda herhangi bir isnatta bulunmam doğru olmaz. Öyle bir şüphe de uyanmadı bende. Ama haberdar olduğu, bazı konulardan haberdar olduğunu da o dosya içeriğinden anlıyoruz. Aziz Yıldırım bu süreçte başta Ali Koç olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasını çok güzel kullandı. Çok güzel manipüle etti. Hatırlayınız, Ali Koç adalet için fener yakma, adalete fener yakma bir kampanya, ki bir takım sanatçılar da buna katıldı. Cem Yılmazlar, şunlar bunlar hatırladığım kadarıyla. Ali Koç bu imzaları topladı. Başbakana, Cumhurbaşkanına, ilgili bakanlara götürdü. Bu Yargıtay kararı kesinleştikten sonra mahkumiyet hakkında eğer Fenerbahçe başkanı sıfatını taşımıyor olsaydı Aziz Yıldırım için bunlar yapılmazdı. Yani bu çok ayan beyan açık bir gerçek. Hatta Yargıtay karar verdiği zaman Aziz Yıldırım tesadüfen yurt dışındaydı. Mahkumiyet kararını onadığı zaman. Ama bir de kendim geleceğim yurt dışından. Tesadüfen yurt dışındaydı. Sonra şimdiki AS Başkanı Mahmut Uslu ile Türkiye'ye avdet buyurdular. Mahmut Uslu'nun havaalanında bir demeci var. Başbakan bize yeniden yargılama sözü verdi. Evet. Bu ne demek? Onun için geldik. Tabii bir hukuk ülkesinde başbakanın yargı adına söz vermesi mümkün değil. Hukukun hakim olduğu bir ülkede böyle garabetlerle karşılaşmıyoruz ama
Şike davası baştan beri söylüyorum, yaklaşık 40 milyon futbolla ilgilenen Türk insanına, ki bunların büyük bir çoğunluğu genç insanlar, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını, hukuk devleti lafzının sadece anayasada bir yazı olarak kaldığını kağıt öğretti. Üstünde kaldığını. Kağıt üstünde kaldığını öğretti. Bu Türkiye için çok acı bir travmaya sebep olacaktır. Bu kuşaklar ileride karar mekanizmasına gelecek. Bu çocuklar, bu gençler. İşte esnaf olacaklar, iş adamı olacaklar, memur olacaklar, hakim olacaklar, savcı olacaklar. Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığı şike davası sayesinde beyinlerine paslı çiviyle çakıldı. Türkiye'nin geleceği bu konuda ciddi sosyal travmalara gebe. Aziz Yıldırım hala bu şike davasını kullanıyor. Hatırlayınız, Aziz Yıldırım sürekli beraat edersem aday olmayacak, benden sonra başkan Ali Koç'tur dedi. Ali Koç da herhalde biraz da bunun etkisiyle bu sözleri ciddiye alarak, evet, Aziz Yıldırım'ın beraat etmesi için insanüstü bir gayret gösterdi. Yani insanüstü bir gayret gösterdi. İşte imzalar toplandı. Bu imzaları Ankara'da kabineyi kapı kapı dolaşarak takdim, evet, etti. Yeniden yargılama, hukuk harici bir şekilde yeniden yargılama kararı alındı. Yargıtay'ın nasıl onayacağını merakla, bir hukukçu olarak şiddetli bir merakla beklediğim bir beraat kararı çıktı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden. Şimdi kamuoyu zannediyor ki bu mahkemede sadece şike, Aziz Yıldırım'ın, evet, şikeden dolayı onu biraz açar mısınız? Evet. Ceza aldı. Bu davanın 3 boyutu var. Evet. Şike var. Giresun'da faaliyetleri yoğunlaşan bir silahlı suç örgütü var. Organize suç örgütü var. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nda menajerlik sınavının için yapılmış usulsüzlükler, rüşvet var. Ha, çok güzel. Biraz onu bir açar mısınız? Şimdi şikeyi efendim usul yasası değişti. Usul yasasındaki değişiklik yeni bir olaydır diye yeniden yargıladı. Ya yeniden yargılamaya başladılar. Fakat Türkiye'de 200 civarındaki mahkeme o 13. Ağır Ceza'nın yeniden yargılama için aldığı kararı emsal kabul etmedi. Hukuk dışı buldu, yasa dışı buldu. Bu sefer 13. Ağır Ceza yeni olay diye nitelendirdiği, ki bu hukuk fakültesi öğrencisi bile böyle bir saçmalık olmaz der, bırakın mezunlarını. Yeni olay, usul yasası değişikliğini yeni olay kabul edip yeniden yargılama yapan 13. Ağır Ceza, bu hüküm, bu karara üzerine hüküm kuramayacağını görünce bu sefer kararını, efendim buradaki dinlemeler, takipler, deliller silahlı suç örgütü gerekçesiyle toplanmış, fakat karar neticesinde silahlı değil çıkar amaçlı suç örgütü olduğu görülmüş, dolayısıyla bu deliller hukuksuzdur diye bir karar verdi. Karara bakar mısınız? Şimdi çok ilginç, biz araştırdık. Evet. Bu kararı veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Adliyesi'nde Asliye Ceza Hakimi iken uyuşturucu madde ticaretinden dinleme kararı alan sanıkları fuhuştan mahkum etmiş. Aynı kişi. Evet. Aynı hakim. Aynı hakim. Evet. Fuhuştan mahkum etmiş. Yani suç başka ama başka bir suçtan hüküm giydirmiş. Demek ki her kanun hukuk elbisesine girmiyor. Yani veya kanuna dayalı hareket edenler. Tabii kanunilikle hukukilik zaten çok, evet, farklı kavramlar. Hı hı. Şimdi Kuzey Kore'den bahsediyoruz. Kuzey Kore'de de kanun var ama hukuk yok. Evet. Doğru. Yani doğru, kanun olmayan herhangi bir peki ülke... Atilla Bey, size bir can alıcı bir soru soracağım. Şimdi bu şike sürecinde Fenerbahçe camiasının toplumsal algı olarak gerçekten başkanının, kurumunun arkasında kalan seyircisiyle bir takım şeyler yaptı ve bu kararı biraz daha ertelettirdi diyelim. Veya işte sonunda da biz şu anda en son mahkeme sürecinde, Türkiye mahkeme sürecinde karar şu anda temyizde, Yargıtay'da. Evet. Ve hala da karar verilmedi ki pek verileceği de benzemiyor çünkü hukuksuzluklar diz boyu. Ama Fenerbahçe camiası bunun arkasında durdu. Peki Trabzonspor camiası ne doğrular? Tamam, şu doğruları deminden beri anlatıyoruz.
İlk programda da anlattık. Hukuki mücadelemiz doğru. Ama bunun arkasında durma açısından ne yanlışlar yaptı? Mesela benim bildiğim Trabzonspor taraftarımız şu anda taraftarın tamamen kendinin organize ettiği bir oluşumla FIFA önünde protesto nöbetinde aşağı yukarı 5 Nisan'dan beri, 4 Nisan'dan beri FIFA çadırı açtılar. Ondan önce Trabzonspor stadının önünde olan bir Trabzonspor'un taraftarın yaptığı şike anıtı var. Efendime söyleyeyim, ondan önce bir takım gene yürüyüşler var, faaliyetler var ama ondan sonrası gelmedi. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Bu konulardan biraz bahseder misiniz? Hangi konuda yanlış yaptı Trabzonspor camiası? İzin verirseniz az önceki soruyu iki cümleyle kapatayım. Buyur. Şimdi şikeyi böyle hallettiler. Silahlı suç örgütü diyorsunuz. Giresun ayağında silah da var, cebir de var, şiddet de var. Evet. Onu da beraat ettirdiler. Rüşvet suçunu Türkiye Futbol Federasyonu kamu kurumu değildir. Diye karar alarak. Kamu kurumu değil mi Türk Futbol Federasyonu? Şimdi buradan bütün seyircilerimizi söylüyoruz. Yasayla kurulmuş. Evet. Maç esnasında hakeme karşı yapılan fiilleri kamu personeline karşı yapılan fiiller olarak değerlendirme ile ilgili yasa maddesi peki, olan. Peki Türk Futbol Federasyonu satıldı da bizim haberimiz yok mu? Yani kamu kurumu değil mi diyorlarsa. Bilemiyorum. Kamu kurumu yani, değilse. Özelleştirildi mi acaba? Ya Yıldırım Demirören'in çiftliğidir. Ha, özelleştirildi o zaman. Ya da başka bir devlete bağlı bir kurumdur. Yani bir kere basit hukuk gerçeği şudur. Ha. Bir kurumun başına özel kelimesi geliyorsa o kamu kurumudur. Evet. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir derebeylik midir? Değil Yıldırım Demirören'in çiftliği midir? 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı da aldı. Şimdi ben bir hukukçu olarak şiddetle merak ediyorum. Yargıtay bunlara ne diyecek? Evet. Yargıtay'ın da işi zor. Diğer taraftan Ali Koç başkan olmak istiyorsa 17 Mayıs'tan önce Yargıtay'dan Aziz Yıldırım'ın beraat kararını çıkartmalı. Çünkü Aziz Yıldırım'ın sözü ben beraat edersem başkanlığı Ali Koç'a bırakacağım şeklinde. Şimdi burada ben bir hususa da özellikle değinmek istiyorum. Şu anda Yargıtay'da olan dava şahısların ceza alıp almamasıyla ilgilidir. Şike yapılıp yapılmadığıyla ilgili değildir. Değil. Zaten şike 2014'te bitti demiştik. Şike 2014'te İsviçre Federal Mahkemesi'nin kasın kararını hukuka uygun, usul ve esas açısından hukuka uygun bulmasıyla kapandı. Evet. Bu dava şu anda Aziz Yıldırım'la ilgili. Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların anladım. Ceza alıp almamasıyla ilgilidir. Bu davadaki beraat şikeyi yok yapmaz. Bu davadaki beraatın bozulup mahkumiyetlerin onanması evet. gibi süreçte bir karar evet, çıkarsa özellikle bunun altını çizelim. Şike efendim şikeye çift dikiş attık diye de bir sonuç çıkmaz. Şikenin varlığı tespit edildi. Gelelim bu süreçte Trabzonspor ve Trabzonspor taraftarı ne yaptı? Öncelikle yani eğri oturup doğru konuşalım. Evet. Trabzonspor bu süreci çok kötü yönetti. Hatta yönetemedi. Evet. Yani işte geçen haftaki programda ifade ettiğim gibi 3 Temmuz'da başlayan operasyona müdahilliğini yaklaşık bir sene sonra Trabzonspor müdahillik talebinde bulundu. Mayıs 2012'de. Mayıs 2012. Evet. Yani o bile Trabzonspor'un, Trabzonspor camiasının... O da baskıyla. O da kavgayla, gürültüyle evet. bu sürece nasıl baktığının en büyük delili. İşin doğrusu şu. Türkiye'de adalet isteyen sessiz bir çoğunluk var. Değişik sebeplerle seslerini çıkartmaktan imtina ediyorlar. Fenerbahçe camiası büyük çoğunlukla Aziz Yıldırım'ın arkasında durdu. Fakat Fenerbahçe'de üst düzey yöneticilik yapmış, as başkanlık yapmış, çok arkadaşımız, dostlarımız Fenerbahçe'nin şike yaptığını ve Fenerbahçe'nin bu ayıpla yaşayamayacağını, bu suçun cezasını ödemesi gerektiğini dile getiriyor. Evet, hak, hukuk, vicdan sahibi. Vicdan insanlar. Sahibi insanlar bunu söylüyorlar ve bunlar Fenerbahçe'yi bence Aziz Yıldırım'dan çok seviyorlar. Tabii ki. Yani bu insanlar Fenerbahçe gibi köklü bir camianın böyle bir suça bulaştırılmış olmasından da çok üzgünler. Hı hı. Ama Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanması, o beraat kararı, hala başkanlığını sürdürmesi,
tamamen hatta Fenerbahçe kongre sürecine başkan adayı olmasının nedeni de bu kararı aldırmaya çalışmak, evet, değil mi? Evet. 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 Fenerbahçe'nin arkasına saklanmaya çalışmak. Tabii. Fenerbahçe camiası başta Ali Koç olmak üzere bu derece Aziz Yıldırım'ın arkasında durmasaydı bu garabet dediğimiz, evet, bir gariplikler silsilesi olan yeniden yargılama ve beraat süreci bu şekilde işlemezdi. Tabii burada sadece iç yargı mekanizmasını tek olarak onları da itham etmek doğru değil. Çünkü bu işin dışarıki ayağını da UEFA'da gördük, KAS'la gördük. Aynı çalışmalar, aynı alacakaranlık ilişkiler, hukuk dışı kararları yurt dışında da verecek kadar etkili bir camia. Şimdi bir de şu gerçeği de özellikle belirtmek istiyorum. Mücadele ettiğimiz güç bizden çok büyük. Çok çok üstün. Ama biz kazanacağız. Niye? Biz haklıyız. Evet. Onlar haksız. Hakkın gücüyle. Evet. Onlar haksız. Evet. Ve haksız olduklarını bizden iyi biliyorlar. Yani Sultan Süleyman'a kalmayan dünya, bugün adaleti engelleyenlere de kalmaz. Eninde sonunda adalet mutlaka tecelli eder ve edecektir. Yeter ki biz mücadeleyi bırakmayalım. Bu süreçte Fenerbahçe müthiş bir psikopolitik operasyon yürüttü. Yani Şike örgütü diyeyim, Fenerbahçe demeyeyim. Kamuoyunda müthiş algılar yarattılar. Tabii. Bakın 3 Temmuz başladı. Bir anda televizyonlarda, bütün haber kanallarında Şike programları yapılmaya başlandı. Avukatlar çıkıyor. Efendim bir spor hukuku enstitüsü çıktı. Yani ben bir hukukçu olarak Türkiye'de son yıllarda... Öyle bir enstitü var mı? Dernek var. Dernek varmış ama şimdi enstitü olarak çıktı. Türkiye'de son yıllarda neredeyse her kasabada bir üniversite açıldı da Allah Allah dedim. Yani herhalde böyle bir üniversite açıldı, bizim haberimiz yok, bir enstitü kuruldu. Aa, sonra bir araştırdık, spor hukuku enstitüsü derneği. Ve bu derneğin as başkanı da Şekip Mosturoğlu. Şike'den mahkum olan kişi. Spor Hukuku Enstitüsü Derneği'nin yöneticileri büyük büyük kanallarda endam ediyorlar. Şike yoktur, şudur, budur vesaire konuşuyorlar. Aynı zamanda bu kişiler de sanıkların avukatı. Amerikan tarzı subliminal pazarlama, evet, tekniği, evet, bu. Yani. Şimdi ekranda alt yazı şu. İşte Levent Sekban Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı ya da Sekreteri. Evet. Allah Allah, bir akademik kuruluş, enstitü, akademi, ya fakülte, öyle bir üretiyor yani. Dernek. Yani Kanarya Sevenler Derneği gibi bir dernek. Bir dernek, basit bir dernek. Evet. Ve bu insanlar sürekli medyada bilir kişi, tarafsız kişi olarak yer alıyorlar. Aslında hepsi bir ya da birkaç sanığın avukatı. Evet. Mesela bizim Ersan Hoca, Ersan Şen, İlhan Ekşioğlu'nun avukatıydı. Ben onunla bir program yapana kadar yaklaşık, evet, 7-8 ay. Ersan Şen, evet. Herkes işte ceza hukuku profesörü Ersan Şen Şike hakkında konuşuyor diye izliyor. Demiyor ki ben Şike'den sanık İlhan Ekşioğlu'nun avukatıyım. Evet, çok güzel. Bu televizyon programına aynı zamanda İlhan Ekşioğlu hakkındaki yargılamayı etkilemek için katılıyorum. Ha, bu bir suç değil. Avukatın görevi yargıyı etkilemektir. Tamam. Müvekkilinin lehine. Doğrudur. Yani avukatın görevidir bu. Tamam. Yani ama mahkemede etkilemesi güzel gerekiyor. Evet. Ersan Hoca kamuoyuna karşı, kamuoyunu da etkileme, hı, gibi bir misyon edindi. Evet. Yani bu şey için son cümlemi söyleyeyim, Fenerbahçe Kongresi için. Benim Şike dosyasından vakıf olduğum bilgiler, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın üyeye hakim olduğu şeklinde. Eğer Ali Koç üyeye ulaşabilirse şansı olabilir ki Aziz Yıldırım'ın ona bu fırsatı vereceğine de pek ihtimal vermiyor. Biz diyoruz ki ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'de hak, hukuk ve ahlak kazansın. Çünkü rakibimiz ne kadar iyiyse biz de o kadar iyi oluyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Beşiktaş, Trabzonspor bu ülke futboluna lazım kurum olarak. Ama sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyoruz. Ama spor yöneticisinin de ahlaklısını öncelikle seviyoruz. Çünkü iş yönetimde tepede bitiyor. Ve yeni nesil kuşaklara, genç kuşaklara bu örneği olmalarını sağlamamız gerekiyor. Şimdi biz günümüze gelelim o zaman. Şimdi süreç yaşanıyor.
Biz elinde sonunda Türk Futbol Federasyonu'ndan Trabzonspor camiası olarak bir karar alamayacağımız için, Türk siyasetinin de Türk sporuna ve futboluna etki ettiği için ve bu konuda kupa Cumhurbaşkanı'nda olduğu için, şu andaki Cumhurbaşkanı'nda olduğu için FIFA'ya başvurduk. FIFA'ya Türk Futbol Federasyonu yaptırım uygulaması nedeniyle Dünya Kupası'ndan da önceye artı işte zero tolerance bunlara da demin dediğiniz gibi şike, doping ve ırkçılık konusunda da FIFA'nın ve Türk spor kamuoyu, dünya spor kamuoyunun da etkisi olduğundan dolayı FIFA'ya başvurduk. Ve FIFA önünde de bizim taraftarımız aşağı yukarı 4 Nisan'dan beri bir aydır sonuna kadar gidecek bir eylem yapıyor. Peki siz FIFA'dan sonuç alabileceğimizi düşünüyor musunuz? Eğer FIFA'dan sonuç alamazsak ne yapmalıyız? Artı şu anda mevcut Trabzonspor yönetimi, Sayın Ahmet Ağaoğlu ve ekibi bu konuda ne yapmalılar? Bizim Sekba Nasihatname programlarının son bölümünde hep nasihat üretiriz veya fikir proje üretiriz. Yani ben kendimi Trabzonspor yönetimine ve camiasına nasihat verecek yetkinlikte görmüyorum ama tavsiyelerde bulunabilirim. Önce FIFA, UEFA, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu ilişkisiyle ilgili az önce sorduğunuz konular çok. Tabii onları devam edeceğiz. Saat 12'yi geçtiği için ben kolay toparlayamıyorum. Çok güzel. Şimdi size ilginç bir şey söyleyeyim. Biz UEFA'nın yetkisizlik kararını kasa götürdüğümüzde Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA aynı savunmayı yaptı kasa. Ortak savunma yaptılar. Evet. Yani ayrı ayrı savunma yaptılar ama aynı argümanla yaptılar. Orada bir organik bir ilişki var yani. Kesinlikle var. Kesinlikle zaten var. Zaten siz onu ilk programda söylemiştiniz. Yani. Belli 2013 tarihinde mi tespit ettik biz bunu demiştiniz. Evet. Öyle bir evet, şey söylemiştiniz. Kesinlikle var ve aynı savunma yaptılar. Biz hukukçular olarak hayret ettik. Yani bu nasıl oluyor o diye. Genel sekreteri de FIFA başkanı şu anda. Evet, nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi FIFA diyelim ki Türkiye Bal Ligi'ndeki bir futbolcunun şortunun ya da tozluğunun şekline karışır. FIFA, hakir görmüyorum, sakın yanlış anlamasın sayın izleyiciler. Nijeryalı bir futbolcunun veya işte Sürmene sporlu bir futbolcunun Sürmene Spor'dan 10 bin lira alacağı için Sürmene Spor'a ceza verir. Evet. Bu yetkisi var ve veriyor. Evet. Türkiye'de zannediyorum sadece bu sezon yani 2017-2018 sezonu FIFA herhalde 5-10 kulübe puan silme cezası vermiştir. Arnavutluk'tan bir kulübe küme düşünüyorum. Mesela FIFA ile ilgili bakın daha ilginç bir Sion örneği size vereyim. Sion transfer yasağına rağmen bir takım transferler yapıyor. FC Sion, İsviçre kulübü. İsviçre kulübü. FIFA yapamazsın diyor. Sion yapıyor, 12 maça da çıkıyor. Sion, FIFA'nın, İsviçre Futbol Federasyonu, FIFA'nın ki FIFA'da Zürih'te, İsviçre'de. Hı hı. Bu kararına uymuyor. Yaptırıyor yani transferi. Yaptırıyor. Ve İsviçre Futbol Federasyonu, FIFA'nın kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'nden karar alıyor. FIFA'nın kararına karşı. Evet. İsviçre Federal Mahkemesi'nden karar alıyor. Hı hı. Karışamazsın diye. FIFA bu karara rağmen İsviçre Futbol Federasyonu'na dedi ki sana 30 gün süre. 30 gün içerisinde bu transferlerin oynadığı 12 maçta Sion kulübünün aldığı bütün puanları sileceksin ve her maç için eksi 3 puan. Eksi 36 puan ceza vereceksin. Diyor. Eğer, yani cezasını da böyle açıkça ibare ediyor. 30 gün içerisinde. Ne zaman oluyor bu olay? 4-5 yıl önce oldu. Evet. Yakın tarih yani. 30 gün içinde bunu yapmazsan ben İsviçre Futbol Federasyonu'nun üyeliğini askıya alacağım. Diyor. Ve 15. gün İsviçre Futbol Federasyonu İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararına rağmen eksi 36 puan ceza verdi. Puanları sildi Sion'a. Evet. Bir başka örneğimiz var elimizde. Yine PFDK o hukuksuz kararında kasıtlı yanlış tercüme ederek kullandığı Popeda örneği var. Popeda takımı Makedon. Makedonya Popeda. Popeda takımı var. Popeda o zamanki Makedonya Cumhurbaşkanı'nın takımı. Popeda bir Avrupa Kupası maçında şike yapıyor.
Yani maçı veriyor, satıyor maçı. Alıyor, satıyor. Şu anda net hatırlayamıyorum olayı. Yani yöneticileri vasıtasıyla. Pardon, futbolcusu maçı satıyor Popeda'nın, kaptanın. Kaptanı satıyor, kişi var orada. Hayır, kulüp değişin içinde. Ha, kulüp kaptan değişin vasıtasıyla. Içinde. Popeda şike yapıyor. FIFA 4 yıl Makedonya Futbol Federasyonu'na baskı yapıyor. Popeda'ya ceza ver, Popeda'ya ceza ver diye. Cumhurbaşkanının takımı olduğu için Popeda, Makedonya Federasyonu ceza vermiyor, veremiyor. En sonunda FIFA diyor ki Makedonya Futbol Federasyonu'na, üyeliğini askıya alırım, bununla yetinmem. Üyeliği askıya almak şu demek, artık o ülkenin futbolu bütün yabancı müsabakalara kapanıyor. Yani o ülke takımı gidip yabancı bir ülkede özel maç bile yapamıyor. Yapın, kendi liginde oynayın diyorsun. Bununla yetinmem, IOC'ye, Olimpiyat Komitesi'ne, Makedonya'da sporun kirli olduğunu söyler, seni olimpiyatlardan da almam, men ettirmeye çalışırım. Yani spordan da men ettiriyor. Evet, buna çalışırım. Ve Popeda 3. lige düşürülüyor. Evet. Şimdi bununla ilgili elimizde çok örnek var. FIFA'nın yetkisi var. FIFA karışır, karışıyor da nitekim. Peki ne karar vermesi lazım? Bizim Trabzonspor Fenerbahçe arasında şimdi, bir şike daha var. Vermesi gereken karar şu. Yani, bir kere bu öneri tespit, şeklinde değil. Tespit edilmiş bir şike var. Trabzonspor'un kupasının iade edilmesi lazım. Fenerbahçe'den alıp Trabzonspor'a verilmesi lazım. İki, Trabzonspor'un şampiyonluğu zamanında tescil edilmediği için Trabzonspor'un çok büyük maddi ve manevi kayıpları var. Ben de tam var. Ona gelecektim işte, çok güzel. Çok büyük maddi... Ne kadar bir kayıp var? Şimdi biz 2014 yılında yanılmıyorsam ya da 2015 tarihlerde hata yapabilirim. Uluslararası Bağımsızlık Denetleme Kurulu'na Trabzonspor'un bu işteki zararı nedir hesaplattı. 2014 senesinde veya 2015 senesinde. Evet. 110 milyon lira civarında bir para çıkarttı. Şimdi bu kayıplar nelerdir? Ben şampiyon olsaydım. Ya aşağı yukarı 80 milyon dolar o günkü kurlarla. Ben şampiyon olsaydım daha fazla bilet satacaktım, daha fazla forma satacaktım, ne bileyim daha fazla bilmem ne yapacaktım, reytingim artacaktı, gelirlerim artacaktı, işte futbol takımım dağılmayacaktı vesaire vesaire. Böyle çok sayıda şeyler var. Bunların verilmesi lazım. Şikeye karışmış kişilerin ömür boyu spordan men edilmesi lazım. Futboldan men edilmesi lazım. Vermesi gereken karar. Teşekkür ederim. Ömür boyu spordan men edilmesi lazım. FIFA bu söylediklerim benim şahsi niyetlerim değil. Talimatlarda yazan tabii şeyler. Talimatlarını ve Fenerbahçe'nin şike yaptığı için. Eski 58'e göre küme düşürülmesi. Gece saat 2'de Yıldırım Demirören'in federasyon internet sitesine koyduğu disiplin talimatı yeni 58. maddeye göre de puan silme cezasıyla cezalandırılması lazım. Yani ya eski 58 ya yeni 58. 58 yani tercih onların. Evet. Ama şimdi ortada tespit edilmiş ve bu gezegendeki bütün yetkili hukuk mercilerinin tespit ettiği bir şike var. Şikenin yaptırımı yok. Böyle bir garabet de... Ve de ilk defa yaptırım uygulanmıyor şu evet. anda. FIFA'nın şimdi lazım. Program uzuyor ama iki örnek vereceğim size. 3 Temmuz 2011'den sonra Türkiye Futbol Federasyonu iki takıma şike cezası verdi. Birisi Bursa Yemek Spor amatör ligde, birisi de Tekirdağ Karadeniz Spor. Amatör ligde mi yine? Evet. Bakın küme düşürme cezası verdi. Bursa Yemek Spor cezasında şöyle de bir garabet var. Bursa Yemek Spor'un kiminle şike yaptığı belli değil. Neden? Nasıl verdi bu? Farklı yeniliyor maçta. Sen şike yaptın diye küme düşürdüler Bursa Yemek Spor'u. Ama kiminle şike yaptı? O tespit belli edilmiş değil. O tespit değil. Edilmemiş. Sadece zandan mı yola zandan, çıkmışlar? Evet. Tekirdağ Karadeniz Spor'u futbolcuları şike yaptı. Yani yöneticisi şike yaptı diye küme düşürdüler. Bu kararlar da 3 Temmuz 2011'den sonra alınmış. Alındı. Şimdi bu talimatlar, hukuklar, hukuk Bursa Yemek Spor ve Tekirdağ Karadeniz Spor için uygulanıyor, adalet tesis ediliyor. Ama iş Fenerbahçe'ye, Sivas Spor'a, Beşiktaş'a, Eskişehir Spor'a geldiği zaman ki kaldı ki Süper Lig'de olmadığı için
çok gündeme gelmedi. Giresunspor var, Diyarbakırspor var. O dönemde tabii biz sadece Fenerbahçe'nin cezasını konuşuyoruz. Beşiktaş'ın da... Tabii Beşiktaş'ın da kupa... Diye. Yani şimdi şu ana kadar kasın kesinleşen Türkiye'de şike yapmış takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor. Evet, onları da konuşalım abi. Dosya içerisinde olup da Avrupa'da yargılanmamış kulüplerimiz var. Mesela Giresunspor. Mesela Manisaspor. Bunlar Avrupa'da oynamadığı için yargılama yapılmadı. Bugün Giresunspor ya da Manisaspor bir Avrupa kupasına katılacak olsa onların da şike ve cezası gündeme gelecek. Evet. Tabii biz burada Trabzonspor camiası olarak kupamız Fenerbahçe Müzesi'nde olduğu için hep Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Yoksa diye Sivasspor, Eskişehirspor, Beşiktaş onlar da şike konusunda masum değil. Onlar da mahkum oldular. Onlar da UEFA'dan ceza aldılar. Onlar da KASA ve İsviçre Federal Mahkemesi'ne itiraz ettiler. O aynı süreç onlar için de yani işledi. Yani bu işin cezası zamanında verilseydi bu kadar da büyümeyecekti. Tabii. Şu ana kadar bu 7 senelik süreci içerisinde de bu iş hallolmuş olacaktı. Ve bu kadar büyük sosyal travmalara neden olmayacaktı. Evet. Sevgili Atilla Bey, programımız uzuyor ama en son bir noktayı soracağım. Güncel mesele bu. Biliyorsunuz biz hem programın içerisinde de bahsettik. Spor camiası ile siyaset camiası içinde bir ilişki var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Aziz Yıldırım'ın ve Devlet Bahçeli'nin en son bu Fenerbahçe-Beşiktaş maçında birbirini ilişkiler zinciri içerisinde teyit eden açıklamaları var. Mesela siz Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki en son çıkan olaydan sonra Türk Futbol Federasyonu'nun almış olduğu maç tekrarı konusunda bir şey diyor musunuz? Konuyu da ondan sonra öyle yani bakalım. Hukukçu olarak hiçbir şey böyle bir saçmalık olmaz demekten başka bir şey diyemem. Bir cümle şike davasında siyasetin etkisi. Tabii ki Kupa Cumhurbaşkanı'nda çünkü mühür onda Süleyman o. Fakat süreci çok iyi hatırlayalım. Lütfü Türkkan, o günkü MHP milletvekili, bugün İYİ Parti'de. Hasta Fenerbahçeli ve Devlet Bahçeli üzerinde etkisi olan. Etkisi vardı. Şike 60-59 sayılı yasa nasıl çıktı? Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Beşiktaş yöneticisi. Evet. Beşiktaş'ta şike yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı söylemeye gerek yok. Fanatik Fenerbahçeli olduğunu. Evet. Geriye hangi parti kaldı? HDP var. Ha, HDP başta bu 60-59'a olarak evet dedi. İlki olarak. Yani şikenin cezalarını kuşa çevirip caydırıcılıktan çıkartan yasaya. Sonradan HDP bu imzasını geri çekti. Onu da ben bir siyasi manevra olarak değerlendiriyorum. Tabii niyet okumayayım çok net bir şey diyemem ama yani sisteme AKP, karşı CHP. Çıkma adına HDP bu işe karşı çıktı, ne yapıyorsunuz dedi. Hatta o da çok ilginçtir. 2012 yılı bütçe görüşmeleri sırasında araya sıkıştırdılar, sabaha karşı yasayı kuşa çevirdiler. İlginç bir şey. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı 7 yıl. 7 yılda esastan veto ettiği tek bir yasa var, şike yasası. Meclis de ona saygı duymadı. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Atilla Bey. Biz tabii ki bu konular konuşa konuşa bitmez. Yine bir başka programda sizi davet etmeyi umuyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İzleyenlerim ve sizin beni dinlediğiniz için sabrınıza ayrıca minnettarım. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Sekman Seyahatname izleyicileri, şike konusundaki programlarımızın, Atilla Dilaver'le yaptığımız programlarımızın ikincisini tamamlamış bulunuyoruz. Bu konuda kısadan size bir şey söylemek istiyorum. Sahada, kasada, masada Türk ve Trabzonspor'u için çalışan bir fertler olarak özellikle ahlak, yani insanın temeli ahlaktır. Tabii ki kurumların temeli de ahlaktır. Adalet mülkün temelidir diyoruz. Dolayısıyla ahlaka, akla ve hakka, hukuka bağlı bir Türk sporu diliyoruz. Bütün Türk spor camiasına, özellikle futbol camiasına teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.